Kalbi bozukmuş bunun, hamurunun mayası. Yedi ömrünü yedi, ağlattı bakanları. Harbi bozukmuş bunun, hamurunun mayası. Yedi ömrünü yedi, ağlattı bakanları. Sefalar getirdiniz. Kanal 28'de baharlı günlerdesiniz. Ekranda birazdan göreceğiniz telefon numarasından canlı canlı bizlere ulaşıp sesinizi duyurabilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabımızdan da bizlere özel mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Oradan da mesajlarınızı okuyacağız. Cep telefonlarınızın mesaj bölümüne girip Kanal 28 yazıp boşluk bırakıp mesaj ve isteklerinizi 3969'a da gönderebilirsiniz. Çok kıymetli, çok özel konuklarım var bugün. Hemen ilk konuğumu almak istiyorum. Daha fazla bekletmek istemiyorum. Kendisini zaten ekranlardan tanıyorsunuz. Benim için de çok kıymetli, çok değerli bir dostum geliyor. Aynı zamanda bizim Kanal 28'den, ailemizden biri o da. Güzel sesiyle, muhteşem yorumuyla Aydın Sevim geliyor. Derdi kederi başlıyor baharlı günler, aç Kanal 28'i. Başlıyor baharlı günler, aç Kanal 28'i. Bacım 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 bacım, o benim bahar bacım. Bacım 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 bacım, o benim bahar bacım. Neşeli, program kaliteli. Hafta içinde her gün konuklar çok kıymetli. Hafta içinde her gün konuklar çok kıymetli. Bacım 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 bacım, o benim bahar bacım. Bacım 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 bacım, o benim bahar bacım. Aklım başımdan gider, Kanal 28'de herkes baharı izler. Kanal 28'de herkes baharı izler. Bacım 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 bacım, o benim bahar bacım. Bacım 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 bacım, o benim bahar bacım. Hem güzel hem de tatlı, al eline çayını, izle bahar bacını. Al eline çayını, sen de izle baharı. Bacım 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 bacım, o benim bahar bacım. Bacım 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 bacım, o benim bahar bacım. Bacım 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 bacım, o benim bahar bacım. Bacım 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 bacım, o benim bahar bacım. Oh,
bacım 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 bacım, o benim bahar bacım. Bacım 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 bacım, o benim bahar bacım. Bacım 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 bacım, o benim bahar bacım. Benden çıkmadı ama. Ya ne güzel bir sürpriz oldu. Kurban olsun Bahar bacın. Bacım 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 bacım. O ses kimden çıktı? O ses... o ses kimin sesi? Oğuz'un sesi. Aa. Tabii. Baharla baharla günler. Koskoca Oğuz'u gömdün ya. Yemin ediyorum. Hoş geldin. Hoş bacısı bulduk. Kurban olsun ya. Nasılsın? Kalemine sağlık. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Şu beni sevdiğini bir söylesene ya. Kurban olayım ya. Dosta düşmana karşı bir söyleyiverdi. Aydın. Alo. Aydın. Hey. Kardeşim. Ne var? Seni çok seviyorum. Kapat kontürüm gidiyor. Ama buradasın, şu anda kaçamazsın. Hoş geldin canım. Hoş içim canım ya. Benim. Sefalar getirdin. Yeni yayın döneminde sana da tekrar başarılar çok diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada Kanal 28 bomba gibi olmuş stüdyo. Çok beğendim. Beğendin mi? Sevgili patronumuz Cemal Akkaya başta üzere. Cemal tüm abi, emeği Cemal geçenlere, Akkaya. Bu platformda görev yapan herkese, bütün arkadaşlarıma emeklerine sağlık, teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü bizler için yapıyorlar bunu. Tabii ki. Gelin tabii de ki. Programlarınız güzel çıksın, ekranda güzel görünün diye yapıyorlar. Aynen. Allah razı olsun. Ben kendi programlarımda da burada program yaptım. Evet, bizim ailedensin zaten. Hep dile getirdim. Karadeniz için, özellikle Giresun için de güzel bir kanaldı bu kanal. O yüzden bu kanalın kıymetini bilelim diyorum. Her yöreden, her telden program bu kanalda var. Sizler eğlenceye, Türkiye şarkıya, belgesele, filmlere, müziğe doymak istiyorsanız tek adres Kanal 28. Cansın. Nasıl ya vallahi yaptım? Ne güzel konuştun be. Vallahi adamı gibi. Peki. Arkadaşlar yeme kısmı aradı adam. Cemal. O olmasa söylemeyecektin yani bunu. Ama çok güzel yemek yapmış ya. Ben canım, onun bu kadar marifetli olduğunu bilmiyordum afiyet, yani. Afiyet bal. Ne varsa olsun koymuş abi yemeğe. Soğan, mutfak, biber. Bulduğunu, bulduğunu atmış. Evet şimdi ben zaten seni çok seviyoruz Kanal 28 ailesi olarak. Sen de bizim evin büyük oğlusun. Ben küçük kızı, sen büyük evet, oğlu. Evet, 19. Evet şimdi sen güzel işlere imza attığın için, güzel evet, güzel albümler yaptığın için. Evet. Şimdi seninle beraber anons etmek istiyorum. Bizim canım canımız ablamız. Benim, albümü sen benim, yaptın. Benim evet, her zaman destek bulduğum, destek gördüğüm, kalbi gönlü güzel bir insan. Evet. Onu tanımaktan çok memnun oldum. Burada tanıştık. Gerçekten ve bana çok kıymetli. Birçok insanın sağlayamayacağı katkıyı her daim sağladı. O yüzden ona çok teşekkür ediyorum. Senin de emeğine sağlık. Bu programda sağlık da onunla birlikte olmaktan çok ayrıca mutluyum. Ben özellikle ikinizi tercih ettim. Çünkü zaten ben seninle tek başıma başa çıkamadığım için. Onun mikrofonunu şöyle alayım. O zaman birlikte anons edelim. Evet efendim, yepyeni albümüyle. Aydın Sevim imzalı. Kıpır muhteşem. Kıpır şarkılarıyla. Kıpır kıpır şarkılarıyla. Bizim için çok özel. Kendisini çok seviyoruz. Kim geliyor? Özlem. Ceylan geliyor. Hadi bakalım. Oynamaktan, haydi yavrum oymaktan, yer gelir oynamaktan, parmakları ağrımış, sil
çalıp oynamaktan. Hoş geldin ablacığım. Hoş bulduk bir tanem. Ne güzel olmuşsun sen böyle. Bordo bordo. Ama işte bak mıstık, biraz beni boydan gösterme. Mıstık yok ki. Nerede yok mıstık? Bak evren mıstık var. Mıstık olsa zaten evren göstermezdi. Hayır, çok güzel olmuşsun değil mi? Biraz. Şu, çok, ya var ya, bir resimler çekmiş, Facebook atmış. Oo, olay. Olay. Zaten benim kızım diyor ki, annem diyor bak. Tabii. Nazarlanırsın diyor. Ya. Hani boncuk, hepsini nazar boncuğu falan diyor. Bir şey taksaydın. Ya onu biz okuduk, üfledik, ondan sonra sen okuduysan abi. Tamam. Hayırlı uğurlu olsun albümün. Canım ablacığım, bu arada bak yastıkları da getirmiş özel. Şöyle sizi yerinize alayım. Evet. Oturun bakayım, nasıl oturacaksınız böyle hepsini? Aydın sen buraya otur, ben doldurmuşsunuz tamam. Buraya. Şöyle yer mi değiştirdiniz? Yok yok. Yok, güzel güzel burası. Vallahi yastık. Tamam, ben bunları alıyorum o zaman. Aman ey. Bunlar ya, benim program. Bahar'cığım çok teşekkür ederim canım benim. Tanesi 10 lira efendim. Ne? Evet tabii. Meyve yemek istiyorsanız tanesi 10 lira Aydıncığım. Şimdi soyacağım onları, tek bak, tek bak, yedireceğim bak. Size. Tamam, sen soyacaksan yeriz. Aynen. Şimdi SMS'leri bir hatırlatalım. Kanal 28 boşluk 3969'a mesajlarınızı gönderiyorsunuz. Ayrıca ekranda görmüş olduğunuz telefon numarasından da canlı canlı bizlere ulaşabilirsiniz. Konuklarım sevgili Aydın Sevin ve güzeller güzeli ablacığım Özlem Ceylan. Şimdi Aydın'dan başlayalım. Aydın'cığım yeni albüm çalışmaların var sanırım. Yeni albüm çalışmaları var. Biraz tarzımızın dışında bir albüm geliyor. Farklılık yarattı. Biliyorsun genelde hani oyun havalarında bizi tercih ediyorlar dinleyenlerimiz, ama bu sefer biraz daha arabesk fantezi tarzında bir albüm düşünüyorum. Yakışıyor sana. Yaklaşık 12 eserim var. 12 eserin tamamı da bana ait. Bunlardan bir tanesi Eski Defterleri Kapattım Usta. Çok güzel mesajlar verecek. Herkesin şarkıları yaşarken kendini bulacağı güzel bir albüm çıkacak. İnşallah Ocak ayına ya da Şubat ayına çıkartmayı düşünüyorum. Hadi hayırlısı inşallah. Allah teşekkür ederim. Zaten güzel şeyler yapıyorsun. Merakla bekliyoruz. Çok teşekkürler. Özlem ablanın da albümünü sen yaptın. Evet. Kaç eserden oluşuyor? Özlem abla bize geldiğinde... Şu Özlem abla anlatsın. Özlem abla kaç tane şarkı var albümde? Hadi anlat bize biraz albümünü. 10 tane var. 10 tane. Çok güzel şarkılar. 10 tane şarkı var ama bunun 3'ü 4'ü potpourri. Tamam, onları dinledik. Kendi yazdıkları da var ama değil tabii mi Özlem ablanın? Anlatayım mı bunları? Özlem ablacığım senden dinleyelim. Ya boş ver. Anlatayım bunları. Yok anlatma. Her şey mi? Bak Özlem ablaya bir şey soruyoruz, boş ver. Bak senden dinlememiz lazım. Tamam da her bütün... bütün sırlarımızı bir aşikar etme. Yok yok. Kaç tane eser sana ait? Kaç tanesini sen yazdın? Bir tane var. Bir tanesini sen yazdın. Diğerleri anonim de var sanırım. Anonim var. Süleyman Turul'un var. Süleyman abiye de selam olsun. Sevgili Süleyman Turul'a. Çok sağ olsun, o da verdi. Sağ olsun. Peki şey var bir tane. Aydın'dan var mı? İşte. Bir Aydın'dan yok. Aydın yok yapıyor mu? Aydın'dan yok bende. Neden? Şimdi her hafta geldiğinde farklı bir eser getiriyor bana. Benim esere gerek kalmıyor. O yüzden güzel eserler de buluyor. Karadeniz sanatçılarının birçoğuyla zaten Özlem ablayı sevmeyen tabii yok. Tabii Özlem abla bizim geldi. Piyasada. Birçoğuyla görüşmeler yapıyor ve sağlam besteler getiriyor bize. Evet. Onları daha çok yakıştırdığımız için. Zorlandınız herhalde o aşamada bayağı bir. Şimdi röportuar seçiminde tabii ilk başlarda İşlerimizin yoğunluğu, Özlem ablanın yoğunluğu, işte bizim yoğunluğumuzda bayağı bir yoğunluk yaşadık. Ama sonrasında Özlem abla artık kimlerle irtibat kurduysa çok güzel eserler geldi. Yok, ona zaten kendi geliyordu değil mi abla? Çok güzel eserler geldi. Hele bir tane eseri var, kendisinin yazdığı. Mükemmel bir eser. Klibini de zaten çekeceğiz o şarkının. Hangi şarkıya çekeceksiniz abla klibi? Şimdi farklı bir şarkı değil mi? Şimdi Güloma çekeceğiz. Şimdi Güloma çekeceğiz. İlk klip o olacak. Tabii. Ondan sonra da Evlat Acısı var bir tane. Evet, çekeceğiz. Evet. Ona da klip çekeceksiniz. O zaman Özlem ablanın artık bütün albümleri Aydın Sevim imzalı olacak herhalde. Ben Özlem ablanın Özlem ablaya dükkanın diğer anahtarını vereceğim. Gelsin kendi yapsın ikine. Ya, ben her zaman söylüyorum çünkü benim için çok kıymetli bir insan. Çok sabaha aynen kadar okur yaparım çok, ben kendim. Aynen. Hem hanımefendi kişiliğini hiçbir zaman bozmamış aynı senin gibi. Hem de canım, o sıcak kanlılığını hiçbir şey değişmem. Kesinlikle o yüzden öyle, dediğim gibi stüdyonun anahtarını veririm. İşte gözüm kapalı, ne yaparsa yapsın. İstediği kadar albüm yapsın, sıkıntı yok. O zaman Özlem ablanın stüdyosu olduğuna göre artık biz de orada olacağız inşallah. Tabii canım, yani ne demek. Peki o zaman bakar mısınız beni nelere? Peki Aydın Sevim'den o zaman güzel bir eser daha dinleyelim. Mandalina soyarsan okurum. Mandalina soyuyorum zaten. Ha, eser de pahalı ona göre yani. Öyle mi? Meyve 10 lira mıydı? Bir tanesi. Eserin de tanesi 20 lira. 10 lira yazdım sana. Ama hadi sana bakalım. Yasak değil mi yemek? Anlatacağım şimdi dur. Hadi bakalım. Thank you.
aralar sıkıntılarım var, üzerime gelme demedim mi? Biraz sabır, biraz anlayış, sorunlarım var. Ayrılıklar olabilir, İkimiz de yıkılabiliriz. Seni sevdim, hep seveceğim, belki de geçer zamanla. Biliyorum bunun adı aşk, ölüyorum daima. Seni göz göre göre seviyorum galiba. Hoppa! Biliyorum bunun adı aşk, ölüyorum daima. Seni göz göre göre seviyorum galiba. Karşımda gözlerin var, yanımda olmasan da ruhumdasın sen. Ayrılıklar olabilir, ikimiz de yıkılabiliriz. Seni sevdim, hep seveceğim, belki de geçer zamanla. Biliyorum bunun adı aşk, ölüyorum daima. Seni göz göre göre seviyorum galiba. Hoppa! Biliyorum bunun adı aşk, ölüyorum daima. Seni göz göre göre seviyorum galiba. Biliyorum bunun adı aşk, ölüyorum daima. Seni göz göre göre seviyorum galiba. Ölüyorum daima, seni göz göre göre seviyorum galiba. Biliyorum bunun adı aşk, ölüyorum daima. Seni göz göre göre seviyorum galiba. İnan bana. Ay çok severim ben bu şarkıyı. Bugün çok güzel şarkılar seçtim senin programına. Biliyorum bunun adı aşk. Tabii ki Aydın her programı değişik yapıyor. Aynen çünkü öyle. Anahtarı bana verdi ya, bundan sonra ben de öyle yaparım. Her gün değişik değişik sen de geleceksin. Her gün ben de değişik. İyiymiş valla, o zaman ben de geleyim takılayım arada. Gel, gel. Olur mu? Gel, bana da versene bir tane anahtar. Ya tabii biraz gelmeye başladıktan sonra sana da. Her gelip gideni veriyor musun sen anahtarı? Hayır, güvendiğim dostluğun, arkadaşlığına, kalbine, samimiyetine inandığım için. Can ya veriyorum. Can kurban olurum. Al bedava yiyebilirsin. Teşekkür ederim canım benim. Şimdi meyve çok faydalı bir şey. Özellikle evet. Mandalina, C vitamini. Kesinlikle öyle. Çok faydalı. Ha, çok ki, oldu. Şu aylarda, tam mevsimin değiştiği aylarda bol bol C vitamini tüketin diyor doktorlar. Çünkü şu mandalinanın şu dışındaki beyazlarda bile müthiş bir enerji, müthiş bir vitamin güzelmiş fazlalığı var. Aynen öyle. O zaman Allah-u Teala ne güzel şeyler yaratmış değil mi? Kurban oldum Allah. Aynen. Yani bir de zayıflamak isteyenlere buradan bir tavsiyede bulunayım. Hani meyvede şeker var diyorlar ama bu şekerin oranı yeteri kadardır. O yüzden bol bol aklınıza meyve geldikçe meyve tüketin. Peki. O zaman sen kilo verdin meyve yiyerek. Tabii 7 kilo verdim. Tamam, söylemeyeceğim ne yaptığını. Söylemeyeyim. Söyle söyle. Hadi. Hayır, önce ne yapayım ben? Kızım, sen ne yapıyor? Ne, ne yapayım ben? Akapunk mu? Akapunk yapıyor. Ben de yapacağım. Evet, Aydın akapunk yapıyor. Onu birazdan açıklayacağız. Evet, akapunk yapıyorum. Birazdan açıklayacağım. Birazdan akapunku açıklayacağız. Peki Özlem ablacığım, seni şöyle alayım o zaman. Hadi Özlem Ceylan gelsin şöyle. Oynatacaksın mı, ağlatacaksın mı? Oğuz ne gönderirse ne bilmiyorum gönderirse. Hadi ki. Hadi ne çıkarsa bahtımız o zaman. Gelsin. Thank you.
güzel olmuş abi. Geri geri gelip sen arkamı geri dönme. Ben ileri ileri gideyim. Ağzına yüreğine benim. Sağlık ablacığım. Bu kimin? Nasıl olmuş? Kimin bu da bu? Murat Aslan'ın. Murat Aslan. Murat Sevgili Aslan'ın. Selamlarımızı gönderiyoruz. Onu da o verdi çok. Kalemine aslında sağlık. Aslında gene var, o gene verdi de işte yapamıyorum. Neyse daha. Artık bir dahaki albüme canım. Sen i̇nşallah hepsini, inşallah. Aydın hepsini bir albümde toplayacak herhalde Özlem ya, abla. Bu hırs bu şey anlayamıyorum. Hırsı insana her şeyi yaptırıyormuş. Şey, gerçekten yaptırıyor vallahi. Evet öyle. Ağzına yüreğine sağlık. Şimdi ben de sizi oynatacağım ama sevgili değerli sanatçı dostum Serdar Dalbudak bizleri izliyormuş. Kendisine kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Ay bizden de selamlar olsun ona. Gerçekten çok kıymetli. Sizlere de selamı var. En yakın zamanda inşallah Serdar Dalbudak'ı da burada ağırlayacağız. Bu arada yavruyu selam olsun yavru Hasan'a efendim. Dün akşam çok muhteşem, keyifli bir programları vardı biliyorsunuz. Anadolu Ezgileri programı. Ayrıca sevgili Canbaz bizim değerli programcımız. Geçmiş olsun, programım bitti. Ben geldim. Sen gittin, ben geldim. Alo. Halil Başoğlu, Giresun. Halil Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz size nasılsınız? Sen mi götürdün? Halil Bey. Sağ olun, sağ olun. Buracaktan arıyorum. Sefalar getirdiniz. Televizyonun sesi kısık mı? Teşekkür ediyorum. Ne var ne yok. Sağlığınız nasıl? İyi mi? Biz çok iyiyiz. Şükür. Televizyonun sesini kısar mısın Halil abi? Kısık. Kısık mı? Keyfin nasıl? Sağlığın, sıhhatin nasıl? Daha kısık. Kısık. Ha kıstın. Keyfin nasıl diyorum? Senin sağlığın nasıl? Ya çok şükür. Hamdolsun da şöyle güzel bir uzun hava istiyorum ya. Uzun hava. Vallahi artık konuklarda ne varsa onu göndereceğiz. Ama programdan sonra sana güzel bir uzun hava göndeririz, klip olur mu? Bekleyeyim mi? Bekle bekle, gitme hiçbir yere, ayrılma Kanal 28'de. Tamam bekliyorum, bak sadece gitmeyeceğim şimdi ha. Bir şey diyeceğim Halil abi, program 6'da, program 6'da bitiyor. 6'da göndereceğim sana, hemen 6'da. Tamam bekliyorum, ben o zaman tarlaya bahçeye gitmiyorum bak ha. Ne istiyorsun? Ya bir de bir Türk istiyorum ya. Tamam. Yücede başında yanar bir ışık falan var. Oo, tamam tamam. Tuğçe'cim hazırlar, hemen göndeririz programdan sonra. Söz veriyorum. Tamam mı? Ne diyor? Programdan sonra göndereceğiz hemen. Söz veriyorum dedim. Tamam. Tamam. Programdan sonra bekliyorum. Bak, tamam. Kontrast diyorum ha. Tamam Halil abi, Allah'a emanet ol. Sevgi ve selamlar. Hadi sağ ol. Sen de selam söyle. Bulabilir selam söylüyorum Kayan Köyü'ne. Kucaklar dolusu, bizden de sevgi ve selam olsun. Allah'a emanet olun. Evet, anlaşmamızı da yaptık. Evet. Tarlaya, bağa, bahçeye gitmiyorsunuz efendim. Burada kalıyorsunuz. O zaman hadi ben sizi biraz oynatayım mı? Oynayalım. Şimdi o gün doğdu, imzalı. Hep sen mi yapacaksın? Biraz da bana yapsınlar Aydın. O kim ya? O kim? Ben gidiyorum. Ver. Gazelden oy, oy, gazelden oy, gazelden oy.
otel olmuş. Teşekkür ediyoruz sevgili Oğuz Gündoğdu'ya. Bak, kendi yaptığı şeyleri nasıl alkışlıyor biliyor musunuz? Niye? Aa, sizi de alkışlıyor, aşk olsun. Sizleri de alkışlamıyor mu? Peki şimdi Aydın Sevim'le devam edelim o zaman. Türkü göndereyim ben de. Evet, şöyle hem güzel bir türkü. Aynen, demin arayan izleyicimizi bulacaklar. Vicdansız gelsin sevgili tek yönetmenim. Tek olsun. Hadi bakalım. Hedefi benim erdi bedenim, kurudu tenim. Sevmek senin neydi güzelim? Tufan yeli gibi tozar o gamsız, tozar vicdansız, tozar Allahsız. Onda iman duman yok. Siz bana sorun, iyi tanırım. Tufan yeli gibi tozar o gamsız, tozar vicdansız, tozar Allahsız. Onda iman yok, yok. Dağında duman yok. Az mı çekti?
denizi içimde nelerim öldü. Nedense dünyada fesatlar güldü. Bir seveyim dedim burnumdan geldi. Kızıl gözden ayrı geziyor gamsız. Gezer vicdansız, gezer imansız. Ondan iman yok, yok yok. Dağında duman yok. Siz bana sorun, İyi tanırım. Azrail'e kardeş geziyor gamsız. Gezer vicdansız, gezer Allahsız. Onda iman yok, dağında duman yok. İyi tanırım, az mı çektim? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Çok çekmiş. Ciğerim pare pare oldu şu an. Konuşamayacağım ama bir alo demek istiyorum. Alo. Alo. Kadir. Alo. 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 Alo değil. Kadir. Alo, merhaba. Kolay gelsin. Kadircan. Kadir. Bizim Kadir. Duyuyorum. Niye ses vermiyorsun duyuyonda? Ne yapıyorsun? Efendim? Kadir, sağ ol ablacığım, televizyonun sesini bir kısar mısın? Anlamadım, kulaklığım yalla. Televizyonun sesini kıs! Kıstın mı? Evet, kısır. Ha, nasılsın? İyiyim, ama sen nasılsın? Bravo, hayırlı olsun. İyi. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Canım. Eyvallah. Kardeşim, hoş geldin. Sefalar getirdim. Kolay gelsin. Maşallah, süper. Kadir, Cansın. Nasıl görüküyoruz? Ne yapamıyorum? Nasıl görüküyor oradan ağrı? Nasıl görünüyor diyor. Vallahi sen de bağlandın, tam oldu Kadir. Başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Sağ ol canım kardeşim. Var mı bir isteğin? Ne gönderelim sana? Hadi biz de seni öptük. Sağ ol. Sağ ol canım benim. Öpüyoruz seni. Seni çok seviyoruz. Sevgi ve selamlar kardeşim. Gitti Kadir. He. Kadir gitti. Kadir'le bir konuşana kadar sesim kısıldı vallahi. Televizyonun sesini. Şunu bir taklit yapayım bak. Kadir kulağı duymuyor. Telefonu arayıp da televizyon sesini olanlara bir taklit yapayım mı sana? Hadi yap. Şimdi sen alo de. Alo. 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 Hoş geldiniz Aydın Bey. Alo. Aydın Bey, duyuyoruz sizi, hoş geldiniz. Alo, hoş bulduk. Alo. Aydın, Allah seni iyi eder. Artık daha gadim kalmadı benim. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Kadir kardeşimize tekrar sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Onu çok seviyoruz. Teşekkür ediyoruz aradığı için. Ama reklamlardan sonra... Ses yeri geldi. Alo. Reklama gitmeyin, ses yeri geldi. Efendim, bize lazım ekmek parası, kısacık bir reklam arası. İnternet hızlı olmalı diyorsanız D-Smart İnternet tam size göre. Siz de dosdoğru geniş fiber ağıyla D-Smart İnternet'e gelin. Fiber hızında internetin keyfini doyasıya çıkarın. Üstelik D-Smart sınırsız fiber internet her şey dahil ayda sadece 49 lira. Tek fiyat, net fatura D-Smart'ta. Evet sevgili seyirciler, şu anda çok önemli bir konuğum var. Klas Arsa Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Akbayır. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Muhteşem bir kampanya hazırlamışsınız. Silivri'de, üstelik İstanbul tapulu, muhteşem, şahane parseller. Evet Mehmet Bey, bu parsellerle ilgili bilgileri sizden alalım. Peki efendim. Öncelikle alt bantlardan geçen telefonlardan bir çağrıyla günümüz başlıyor. Klaso Arsa Ofisi'nin farkı, bir telefondan evinden ücretsiz servislerimizden alarak İstanbul Florya'daki metrobüs durağının hemen yanındaki ofisimizden Silivri'deki parsellerimize 20-25 dakikada geçiyoruz. Şimdi biz Klas Arsa Ofisi olarak 28 senelik bir firmayız. Burada bizim de bir farkımız var. Bahsetmiş olduğumuz yerler İstanbul tapulu yerler. Florya'daki ofisimizle yerlerimizin arası tamamı 20-25 dakikalık bir mesafede olan yerler. Bu bölgede denizi, E5'i, E6'sı, sanayisi, havaalanı, her şeyi olan bir bölge. Yani Tekirdağ ya da Kırklareli gibi bir bölge değil. İstanbul tapulu olan yerlerimiz. Bunların hepsinde vade ve takas imkanlarımız da mevcut. Müşterimizle personelimizin kendi oturdukları bir ortamda, kendi ofislerimizde bununla ilgili farklı bir ortamda, farklı bir kurum, vade farkı, faiz, haciz, ipotek ya da bir banka falan bir şey yok ortada. Kefil de yok. Hiçbir şey yok. Muhteşem. Tapu masrafı dahil yok. Tapu masrafı da dahil. Tapu masrafları, alım satım masrafları da size mi ait? Tamamı bize ait. İnanılmaz. İnanılmaz koşullar. Sevgili seyirciler, şu anda ekranda görünen numarayı aramanız yeterli oluyor. Bulunmuş olduğumuz bölgede bir kere Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ne, Silivri Değirmenköy Sanayi Bölgesi'ne, hepsinin kısa mesafede ortasında kalıyor. Yani burada E5 ve E6'nın 5'er dakikalık mesafesi anca vardır. Havalimanına derseniz, Çorba Organize Sanayi Bölgesi'ne deseniz gene aynı şekilde, inanın bu yerlerin hepsini tek tek gezmekle hiçbir şey kaybetmeyiz. Ücretsiz servislerimizden faydalanarak bunların hepsini tek tek gezebiliriz. Ödemeyle alakalı ne yapmaları gerekiyor ve ödemeyi ne zaman yapıyorsunuz, hangi koşullarda? Tapusunu alana kadar 1 lira kapora da dahil yok. Tapusunu alana kadar 1 lira kapora da dahil deseniz yok. Tapusunu aldığında, vadeli aldıysa vadeli şekilde, peşin aldıysa peşin şeklinde tapusunu alıp ikramlarımızdan faydalandıktan sonra her türlü işlemi biter. Hesabımızı da kendi ofisimizde yaparız. Ondan sonra müşterimizi aldığımız yere geri bırakırız. Evet, mükemmel. Evet sevgili seyirciler, sizler de duydunuz. Parselinizi beğendiniz. Beğendikten sonra yapmanız gereken tek şey, anlaşmayı yapıyorsunuz ofislerde. Sonra tapuya gidiyorsunuz ve ödemeyi tapu anında gerçekleştiriyorsunuz tapu dairesinde. Şehir dışı veya yurt dışından gelen tüm müşterilerimizi, parsellerimizi gezdirdikten sonra almaya karar veren her müşterimizin konaklama ve gelip gidiş yol masraflarının tamamını Klas Arsa Ofisi olarak biz karşılıyoruz. Nuh Derebaşı, Sivas'tan geldim. Nasıl buldunuz burayı? Yer çok güzel, gayet doğal güzelliği, ormanı her şeyiyle beraber, asfalta yakın, güzel bir yer. Peki nasıl geldiniz buraya, reklam filmini izlediniz? Reklam filmini izledim ve ofisi aradım, bana servis numarasını verdiler. Servis de beni aradı, nereden alacağımı söyledi, kağıthaneden aldık ve devam ettik. Doğal güzelliği var, ormanı var, her şeyi var. Bana asfalta yakın, gayet güzel bir yer. Peki izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Tavsiye ederim, bu paralara her yerden böyle bu paralara yer alınmaz. Silivri ofis sorumlusuyum. Tapu işlemlerinde diğer ablama yardımcı oluyorum. Birlikte işlemleri yapıyoruz. Müşterilerimiz için elimizden geleni yapıyoruz. Tapuların daha çabuk hazırlanmasını sağlıyoruz. Onlara söylemek istediğim, siz de gelin bizden İstanbul tapulu bir yer alın. Pişman olmazsınız. Çoluk çocuğunuza bırakacağınız bir yeriniz olsun. Son olarak da Klas Arsa Ofisi toprağın gücü diyorum. Ben Rami Sözbek. Küçükçekmece'de oturuyorum. Klas Emrah'ın televizyonlardan reklamını seyrettim. Çok güzel. Geldik buralara. Çok çok güzel yerlerimiz. Yani yerler olarak. Herkese tavsiye ederim. Sevim Şahin. Sarıgazi'den geliyorum. Reklamınızı izledik. Beğendik. Bize cazip geldi. Bir geldik. Servisleriniz bizi aldı. Çok memnun kaldık.
hostes kızlarımızdan, çalışan kızlarımızdan buraya kadar çok güzel geldik. Yeriniz güzel, beğendik. Çok yoğun talep alıyoruz. Bu süre kampanyalarımız devam ediyor. Şu an kampanyalı bulunduğumuz bölgelerin birinin üzerindeyiz. Yerlere çok yoğun talepler var. Yerlerimiz çok güzel, çok uygun. Sadece bir telefon kadar uzağınızdayız. Kısacası topraktan gelen güç biziz. Hacıoğlu Grubun prestij projesi Piraziz Green Park evleri yükseliyor. 4+1 2 blok 48 daireden oluşan Green Park evleri Piraziz'de bir yaşam alanından çok daha fazlasını sunuyor. Tüm daireleri muhteşem deniz manzarasına sahip Green Park evleri, kafeterya, kapalı yüzme havuzu, sauna, kapalı açık çocuk oyun alanları, kapalı otopark ve asansörle otoparktan daireye çıkma imkanıyla fark yaratıyor. Siz de bu seçkin yaşam için harekete geçin. Green Park evleri bir Hacıoğlu Grup projesidir. Start Yapı sunar. Bulancak Batı Sitesi. Denizin ve yeşilin tüm zerafetini yansıtan Start Yapı, salonlarda Fransız balkonlar, her dairede 2 banyo, toplam 3 bloktan 60 daire ve 2 tane iş yeri alanıyla Bulancak'ta yükseliyor. Bulancak Batı Sitesi bir Start Yapı projesidir. Hoydi 28. Fındığın başkentinden Türkiye'nin her yerine en güzel, en enerjik hediye paketleri. Alışveriş ve sipariş için 0454-220-20-28. 150 lira üzeri alışverişlerinizde kargo ücretsiz. İzzet'le beraberiz. 24 Ekim Salı, kendi gününde, kendi saatinde. İzzet'le beraberiz. Kanal 28'de başlıyor. Seveceksek ikimiz bir. Baş koymuşum Türkiye'nin yoluna. Hiçbir zaman için Türk halkı olarak, Türk milleti olarak şuna evet koyayım. Sevgili dostlar, sizler ekranların başına tekrar hoş geldiniz. Bizler de sizleri her zaman ağladım. Dönemem ben, ölem, ölem, ben ölem. Yar uğrunda ben ölem. Kendi gününde, kendi saatinde. İzzet'le beraberiz. Kanal 28'de başlıyor. Mavi Gezinti programının bugünkü bölümünde göreli Mesut lakaplı sanatçı, müzisyen arkadaşımızı size tanıtacağız. Dilden dile, gönülden gönüle en güzel şarkılar bu programda. Pazar akşamlarınız Yılmaz Tekin ve İrfan Köksal'dı ile dop dolu ve cap canlı olacak. Yılmaz Tekin ve İrfan Köksal'ın hazırlayıp sunduğu Gönül Bağları her pazar saat 22'de Kanal 28 ekranlarında.
Ağzına yüreğine sağlık Özlem abla. Vallahi senin de albümdeki bütün güzel albüme bütün güzel eserleri toplamışsın. Aynen. İnşallah daha yapacaklarımız da var da dur. Bu arada sen etkinlikler falan var herhalde önümüzde. Var etkinliklerimiz var. Ayın 24'ünde Giresun'dayım. Giresun'da. Giresun. Selam olsun. Evet, engelliler gecesindeyiz. İnşallah yavaş yavaş başladık. İnşallah hadi hayırlısı. İnşallah sonu gelir. Gelir inşallah gelir. Güzel şeyler olacak. Peki şöyle Instagram'dan hemen gelen mesajlara bakalım. Dostlarımız oradan da bizlere ulaşıyorlar. Yahya hayırlı yayınlar diliyorum ablacığım. Her zamanki gibi takipteyiz. Sıradaki eserler canımdan çok sevdiğim kardeşim Gökhan'ıma gelsin. Merhaba ablacığım Mehmet ben askerdeki kardeşim Salih için şöyle güzel bir türkü rica ediyorum demiş. Aydın şöyle güzel bir türkü daha göndeririz herhalde değil mi? Var mı albümde? Var. Tamam. Tekrar selam olsun tüm askerlerimize, Mehmetçiklerimize de. Çankırı'dan Ceylan hayırlı yayınlar diliyorum ablacığım. Çankırı'nın Hovardası'nı söyler misin? Bayağıdır okumuyorsun özledim demiş. Birazdan göndereceğim. Vallahi içimden geçti çünkü Özcan Senter abim de biliyorsunuz her zaman bizim takipçimiz. Kendisine sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Telefon mu var? Alo? Alo? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Necmi abla! Efendim güzellik. Hoş geldin tatlım. Hoş bulduk hayatım. Nasılsın? Türkü yazınız bir harika. Canım benim. Senin sesin de yine her zamanki gibi harika. Gerçekten yani süper. Bayıldım. Evet yani gerçekten söylüyorum bugün türkü yazınız bir harika. Hepsi sana armağan olsun Necmi ablacığım. Hava nasıl bu arada? Tamam hayatım. Benim sizden bir isteğim var. Buyur ablacığım. Yani türkü değil. Ama bir çocuk yani ben 57 yaşım bilgisayar. Vallahi anlamadım Necmi abla ya. Benim bir isteğim var. Tamam buyur ablacığım. Eski eski şarkıcıları da yayınımıza davet ederdim. Çok memnun olurum. Tabii ki. Mesela İskender Doğan. Mesela Nuri Çetinler. Onların da Necmiye ablacığım. Çok güzel söylüyorsunuz. Necmiye ablacığım daha program biliyorsun bugün ikinci günümüz. Yeni sezonda yeni başladı. İnşallah önümüzdeki günlerde de tabii ki gelen bütün konuklarımız kıymetli. Teşekkürler ablacığım öpüyorum seni Allah'a emanet ol. Sevgi ve selamlar gönderiyorum. Hadi iyi çalışmalar. Teşekkürler ablacığım sevgi ve selamlar gönderiyorum. Aydıncığım. Şimdi senden de güzel bir eser alalım. Sonrasında da ben bir Çankırı'ya doğru gideyim. Şöyle türküyü biraz sonraya saklayalım. Daha tabii, vaktimiz tabii, var. Tabii. Sen olmayınca gelsin yönetmenim. Sen olmayınca ay ya çok sevdim. Güzel hadi şarkılar gelsin. Seçtim ya. Aynen öyle vallahi süper. Gelsin. Gelsin. Anlatamam kelimeler yetersiz gelir. Yokluğunun beni candan bezdirdiğini söylesem inanmasın sana yalan gelir. Söylesem inanmasın sana yalan gelir. Kulağım duymaz. Güneşim doğmuyor sensiz sabahım olmaz. Yürek taş kesilir sensiz bedene sığmaz. Yaşamak zor gelir inan sen olmayınca. Gözlerim görmüyor sensiz kulağım duymaz. Güneşim doğmuyor sensiz sabahım.
günahım olmaz. Yürek taş kesilir sensiz, bedene sığmaz. Yaşamak zor gelir inan, sen olmayınca. Çektiğimi eller ne bilir. Dayanamaz yokluğuna kalbim yenilir. Ölüyorum yar desem sana yalan gelir. Ölüyorum yar desem sana yalan gelir. Kulağım duymaz, güneşim doğmuyor sensiz, sabahım olmaz. Yürek taş kesilir sensiz, bedene sığmaz. Yaşamak zor gelir inan, sen olmayınca. Gözlerim görmüyor sensiz, kulağım duymaz. Güneşim doğmuyor sensiz, sabahım olmaz. Yürek taş kesilir sensiz, bedene sığmaz. Yaşamak zor gelir inan, sen olmayınca. Gözlerim görmüyor sensiz, kulağım duymaz. Güneşim doğmuyor sensiz, sabahım olmaz. Yürek taş kesilir sensiz, bedene sığmaz. Yaşamak zor gelir inan, sen olmayınca. Gözlerim görmüyor sensiz, kulağım duymaz. Güneşim doğmuyor sensiz, sabahım olmaz. Yürek taş kesilir sensiz, bedene sığmaz. Yaşamak zor gelir inan, sen olmayınca. Gel. Bir şey söyleyeceğim. Buyur. Vallahi billahi buradasın diye söylemiyorum. Ne okursan oku yakışıyor sana. Şimdi önemli olan o zaten. Yemin ediyorum yakışıyor. Hani müzikle ilgilenen arkadaşlarımı ben ayırmıyorum. İşte halk müziğiymiş, sanat müziğiymiş, fantezi, arabeskmiş. Müziğe kulağa yatkın olan bir insan her tarz müziği okur. Müthiş okuyorsun. Çok yakışıyor. Teşekkür ederim. Sen oku da be, ne okursan oku abi ya. Oku ya, yetmiyor. Yani normal konuşmayı bile Türkiye çeviriyor. Değil mi? Tabii değil mi? Ki. Ses tonu, ses rengi. İyi ki benim kardeşim var. Şimdi, şimdi bir şey söyleyeyim. Benim hocam ya şimdi. Ben de öğreneceğim ondan. Aynısını yapacağım tamam, inşallah. Tamam, hadi bir şiir okuyormuş. Biraz efekt alabilir miyim? Efekt. Bu arada şu sesi biraz içeri alayım Oğuzcuğum. Peşinden sen şöyle güzel bir şarkı seç. Evet. Peşinden tamam. Tamam, sen ne okursan oku. Ben karışmıyorum. Şarkıyı sen seç. Sen efekt alayım Oğuzcuğum. Yine güzel bir İstanbul günüydü. Bahar'ın programında konuk olduk. Çok güzel. Çok güzel bir anıydı benim için. Bahar gülüyordu, Özlem abla oynuyordu, Aydın şarkı söylüyordu. Baharlı günleri sevmek var, baharlı günleri izlemek, baharlı günlerde kendini bulmak vardı. Adeta çocuk gibi oldu gönlüm, uçuştu stüdyonun dört köşesinde. Sonra düşüverdi Bahar'ın ellerine. Bahar, Bahar, Bahar! Bir tane de ben okumak istiyorum. Şunu kapatın. Dur, lütfen çocuklarınızı pistten alın. Lütfen, rica ediyorum şu önleri bir açın. Evet, buyurun. Çok kısa olacak ama çok manidar. Seni şöyle yerine alayım. Özlem ablacığım, seni de alayım. Armut dalda asılsın. Aydıncığım nasılsın? O güzel yanaklarından
Bahar bacı nasılsın? Benim anca bu kadar oluyor. Anca bu kadar oluyor. Buyur anne. Buyurun. Şimdi atışma gibi oldu bu da ben kesiyorum burada tamam. Hayır hayır senin okuduğun muhteşem. Özlem ablacığım sen de okumak ister misin? Şöyle küçük bir dörtlük. Ben okuyayım şimdi. Yok okumayacağım. Özlem ablanın defteri var. Defteri olmadan. Defter aynen. Çıkmaz. Bak şimdi defteri. Ya hocamsın sen bana diyorsun ki deftersiz çıkma şey ben de söylemiyorum. Oğuz'un odasında bir tane ney var. Ney mi ney mi kaçırmayayım şimdi. Ben de okumaları yaparken onunla halay çekiyorum biliyor musun? Neyle? Evet. Neyle halay çekiyorsun? Böyle duruyor orada. Sen neyle halay çekiyorsun? Ney işte. Neyle halay çekiyorsun? Ney! Neyle çekiyorum. Peki o zaman bir Ceylan kardeşimizin isteği vardı. Bir Çankırı'ya bir gideyim, geleyim. Sonra Özlem abladan bir karşılama artık gelsin. Tamam. Peki 06 plakası gelsin. Alameyon. Depçen deyon, depemeyon. Kastamonu, kastamonu, dep, dep. Aa, Tuğçe. Sana diyor. Sana sesleniyor. Bak Tuğçe hemen oradan el salladı. Tuğçe, canım benim. Kastamonu'ya da sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Şimdi Özlem abla. Efendim kızım. Özlem abla da bize bir karşılama öğretmedi yalnız. Çok değişik oyun o. Ben öğrenemedim. Şöyle içeride bir çetik metik bir böyle bir şey yok mu? Şunu çıkarsam da Özlem ablayla oynamaya çalışıyorum. Benim şeylerim var o. Eve gidince anne dırnağım mı uzadıyor? Ne oldu kız? Babetlerim var giy onları. Babetlerim var giy diyor. Hadi kalk o zaman şöyle bir karşılama bir Giresun'a doğru. Bu değil. Buyurun. Sen mikrofonunu elinden düşürme. Hadi bir güzel oynayalım. Aslında Koray da çok güzel oynuyor biliyor musun? Öyle mi? O zaman oynasınlar buyursunlar. Koray. Hadi bakalım. Gel ablam. Çandırga
süper bir enerji yine. Sen mi bağırdın? He. Bağırmayı biliyor musun? Oynamayı bilmiyorsun. Öğretecek onu artık. Ama siz benimle oynamadınız. Bilmiyoruz ki. İşte biz zaten bunu Aydın, biliyoruz. Aydın, müziği yapan sensin, oyunu bilmiyorsun. Baktım bir ara halay çekiyor. Dedim oynamayalım en iyisi. Kim halay çekiyor? Yalan söyleme. Vallahi sen de beni şimdi... Özlem abla kim mesaj atmış biliyor musun? Kim atmış? Sürpriz. Ya kızı. Bahar ablacığım iyi yayınlar diliyorum. Anneme ve diğer konuğumuza da çok selamlar. Gülçin. Ay benim yavrum izliyor mu bizi? Canım benim sevgi ve selamlar. Evet. Annem selamlar. Seni çok öpüyorum buradan. Ben de kocaman öpüyorum. Sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Alo. 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 Ne yapıyor bunlar? Düştü mü? Bülent Sayın Ankara. Peki tekrar bağlanırsa Ankara'dan. Telefonun sesini açık unutuyorlar ya. Hadi tamam gitti. Peki Aydın. Efendim. Hadi. Hadi. Sıra sende. Şu benim son albüm çıkış şarkısını okuyacağım. Tamam. Eski defterleri kapattım. Herkesin hayatında kapattığı bazı defterler vardır. İşte onlara hitaben bir şarkı yazdım. Son albümün çıkış şarkısı. İlk tamam. defa senin programında okuyacağım. Aa süper. Hadi o zaman dinleyelim. Evet. Thank you.
garibi bu hala koyan, garibi bu hala koyan. Sen benimsin, ben de senin oy. Sen benimsin, ben de senin oy. Garibi bu hala koyan, garibi bu hala koyan. Sen benimsin, ben de senin oy. Sen benimsin, ben de senin oy. Gel seni benden ayırma, gel seni benden ayırma. Sen benimsin, ben de senin oy. Az önce eski defterleri istedik ama Neşet Ertaş türküsü geldi. Rahmetli ve saygıyla, evet. Özlemle gerçekten aynen öyle. Yazdığı, söylediği her şeyde kendimizi buluyoruz. Kesinlikle. Şimdi şu dönemde bile Neşet Ertaş türkülerini sahnede okuduğum zaman dinleyenlerin işte yüz ifadesinden, gözlerinden hissettiklerini kendini anlayabiliyorum. Çünkü herkes kendini buluyor. Evet. Çok güzel yazmış. Rahmetle ve özlemle anıyoruz Yüksel'i. Ve ne mutlu bize ki bir Neşet Ertaş tanımak bizlere nasip oldu. Kesinlikle. Bizden evet. Sonraki nesillerinde ben umuyorum ki hala onun türkülerini dinleyeceğini ve severek, evet. Ve şu anda da hala da maşallah var. Bütün kesinlikle. Gençlerimiz bile Neşet kesinlikle. Ertaş'ı dinliyor. Senin de ağzına yüreğine çok sağlık. Çok teşekkür ederim canım. Canım arkadaşım. Ben. Vallahi sen de muhteşem yorumlamışsın. Maşallah nazar değmesin. Vay, ciğerimi pareledi bugün. Aydın, sana ben ne diyeyim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Nejat, iyi yayınlar. Ablaların bir tanesi yine her zamanki gibi. Program muhteşem gidiyor. Seni çok seviyoruz. Güzel eserler bekliyoruz. Bir de Lemire'yi okursan seviniriz demiş. Artık yeni yeni şarkıları yapınca evet. Kendi şarkılarını insan okumak istemiyor. Vallahi kendi. Yani işte, hiç unuttum ben onları, biliyor musun? Unuttum. Stüdyo var. Yapıyorum. Yapıyorum. Yani işte yapıyorum. Anahtar bende artık. Ben de okuyacağım. Özlem abla zaten bundan sonra sana geleceğiz. Anahtar bende. Kahramanmaraş'tan Cafer, iyi yayınlar. Ablacığım güzel bir türkü rica ediyoruz. Seni çok seviyoruz demiş. Orada benim bir adaşım var. Özlem diye biri mesaj atmış. Orada da benim bir adaşım var. Güzel bir karşılama rica ediyoruz. Ablacığım sizi çok seviyoruz. İstanbul'da ikamet ediyoruz ama Giresunluyuz. Giresun Bulancağı da sevgi ve selamlar demişler. Bir karşılaman daha var senin. Onu da ver. Giderken mi okuruz, hı-hı, artık? Son bitirirken zaten okuruz. Yavaş yavaş da programın sonuna doğru gidiyoruz ama senden şöyle güzel bir eser daha o zaman alalım ablacığım. Alalım. Bu arada selam gönder tekrar Gülçin'e. Az önce arada kaynadı. Ona gelsin. Tamam. Ben Gülçin kızıma gönderiyorum. Hadi onları çok çok Gülçin'e. Öpüyorum buradan. Ben de öpüyorum çok kocaman. Ki nefes alamıyorum, bu nasıl?
yaşlarım dinmiyor, acılarım bana aman vermiyor. Biliyorum giden geri gelmiyor. Her gün ölsem küle dönsem ne fayda? Her gün ölsem küle dönsem ne fayda? Özlem der ki nefes alamıyorum. Bu nasıl der, çare bulamıyorum. Her şey bitti, geri dönemiyorum. Her gün ölsem küle dönsem ne fayda? Biliyorum artık seni göremem. Biliyorum koklayıp da sevemem. Öyle sensiz ne ederim bilemem. Her gün ölsem küle dönsem ne fayda? Özlem der ki nefes alamıyorum. Bu nasıl der, çare bulamıyorum. Her şey bitti, geri dönemiyorum. Her gün ölsem küle dönsem ne fayda? Sen yoksun ya gözyaşlarım dinmiyor. Acılarım bana aman vermiyor. Biliyorum giden geri gelmiyor. Her gün ölsem küle dönsem ne fayda? Özlem der ki nefes alamıyorum. Bu nasıl der, çare bulamıyorum. Her şey bitti, geri dönemiyorum. Her gün ölsem küle dönsem ne fayda? Ne fayda? Her gün ölsem küle dönsem ne fayda? Ne fayda? Ne fayda? Ya Özlem abla ya, siz beni niye ağlatmaya çalışıyorsunuz? Ağlatmıyoruz ki. Zaten bu bayıldı burada. Al mikrofonunu. Al iki kelam edek. Kim bu şarkıyı söyle Özlem, Özlem abla ablanın sözlerini. Sen mi yazdın bunu? Bu Süleyman Tuğrul. Süleyman Tuğrul mu? Yok o. Süleyman abi burada mı? He burada. Süleyman Tuğrul diğer tarafa gitti. Efendim sevgili Süleyman abicim bizi ziyarete gelmiş. İnşallah önümüzdeki günlerde o da bizimle beraber olacak tekrar. İnşallah. Onu çok seviyoruz. Onu da kalemine sağlık gerçekten. Aydın bir şeyler daha düşünüyorsun. Tamam, bıdı, bıdı. Bu, bak bak kuş kuş. Vallahi kuş. Rahatla bakar mısın? Bacı kardeş. Peki o zaman şimdi şöyle yapalım. Daha vaktimiz var mı? Arke işler. Ha, kaç dakikamız var? Var mı? Ne yapalım? Ne edelim? Var. Eğer vaktimiz varsa bir 4 numarayı ben okumak istiyorum. Konya'ya tamam. O zaman 4 numara gelsin. Kurban olurum. Canım yerim. Şarkının adı kurban olur. Hadi bakalım 4 numara. Üstüne mi alındın?
Bahar'cığım ne gerek var böyle iltifatlara, kurban olalım canan yerim filan. Şimdi bir şey ya, ekranda lütfen, lütfen yani. Şöyle Özlem abla, bu çok şımarıyor değil mi buna yüz verince. Şimdi Aydın. He. Sen hani beni arıyorsun ya programdayken, ben ara ara böyle bir şey evet. yapmak için arkadaşını, dostunu, ya, sen kardeşini. Diyorsun ya ara beni diye program. Kimse aramıyor sana. Kontürü bile yok, kapatıyor hemen. Sonra bana diyorlar ki sen niye Aydın'a seni seviyorum diyorsun da o Aydın kaçıp gidiyor. Allah Allah. Hadi bir kere Bahar bacını bir sevdiğini söyle. Böyle kuru kuru olma. Efek alabilir miyim? Ya Allah. Her alttan lemi diye karakas. Sevim. İnşallah duyacağız, çıkacak. Sen. Öyle bir insansın ki. Sen insan mısın? Şu haline bak. Ben de iyi bir şey diyecek sandım. Sen meleksin, melek. Ha, güzel bir şey dermiş. Bu sesle melek. Lütfen melek. Çocuklarınızı pistten çekiniz. Birazdan takım merasimimiz başlayacak. Ya Oğuz da yangına körüğüne gidiyor. Allah'ınızı seviyorsanız ya. Bir durun, hangi birinizle baş edeceğimi bilemedim. Bahar, seni çok seviyorum gerçekten. Ben de seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Ama seni tanıdığım ilk güne Allah, Allah'ıma şükürler olsun. Cansın, kurban olsun bacısı. Sus. Şimdi bana da soruyorlar. Hı. Niye Bahar'ı arıyorsun da Bahar'a seni seviyorum dedirtiyor. Hoşuma gidiyor. Ya ben kendine aşık bir insanım. Ben bile aynaya bakarken lan oğlum seni seviyorum lan diyorum. Şimdi Bahar'ın da bana söylemesi hoşuma gidiyor. Bir daha söylesene. Efekt istiyor musun? Oğuz efektle. Yodalaştı. Efekt. Tamam. Çok korkuyorum. Aydın. Canım. Kardeşim. Seni çok seviyorum. La kapat Allah'ını. Ama niye benimkinde? La kapat Allah'ını sersen. Vallahi bana yapamadı Oğuz. Şöyle verelim o zaman Özlem abla, gel seni de alayım. Sonuna gelmişiz. Aydın'la veda edeceğiz. O zaman Sözlemleri. Hareketli bir şarkıyla veda edelim. Aynen öyle. Vurgundur'u hazırlasın yönetmenim. Peki Vurgundur'u tamam. Hazırlayalım. Ben sizinle olmaktan zaten çok keyif alıyorum. Biz biliyorsunuz telefonda da sürekli evet. esprilerimizi yapıyoruz. Ve ben Aydın'la ilgili bir şey söylemek istiyorum. Seven sevmeyen herkes için söylemek istiyorum. Sevmeyen çok şey kaybediyor. Sevenler zaten seviyor. Aydın gerçekten gönlü çok geniş, çok güzel bir dostum. Seni çok seviyorum. İyi ki geldin. Bak şimdi ağlatacak mısın? Hayır ağlama lan, hadi ağa gidiyoruz. Ha 5 tamam. dakikamız var. Ağlama, ağlamıyorum. Hadi. Teşekkür ederim. Ağlama, şimdi, ağlama. Ben bir şey söyleyeyim. Tabii. Sevgili Bahar gerçekten kalbi gönlü çok farklı bir insan. Canımsın. Benim sanat camiasında takdir ettiğim, yanında böyle şımardığım nadide insanlardan bir tanesi. Çünkü o gerçekten samimi bir dost, samimi bir arkadaş. Onunla birlikte her şekilde varım. Biliyorum canım. İyi ki de sen varsın, iyi ki de seni tanımışım. Sen de. Her daim başın sıkıştığında ara yani. Arayacağım. Ara yani. Arayacağım. Tamam. Bu arada benim çok kıymetli ekran başında değerli dostum, çocuğumu uyuttum, seni izliyorum da Şenay Gündoğdu. Öpüyorum canım benim, kocaman seni seviyorum. Sıradaki bütün Aydın'ın eseri sana gelsin. İzzet Aydın fotoğraflarımızı çekmiş sanatçı arkadaşım. İzzet Aydın'a da izliyordu. Bayağıdır bekletti çocuğu da, kontürleri montürleri bitti çünkü internetten selam izliyor. İzzet Aydın'a da selamlar sevgiler. Evet. Selamlar olsun. Özlem ablacığım sana da çok teşekkür ediyorum. Ben sana çok keyif teşekkür aldım. Ediyorum. Sen bizi severim. Buraya bugün konuk ettiğin için. Yakıyor vallahi billahi yakıyor. Maşallah de. Daha dur maşallah pıpı yap. Okulu yazayım bir şey olmaz. Seni çok seviyoruz ailemizin. Ay ben de sizi çok seviyorum. Her zaman anne diyoruz sana. Gerçekten o gönlün yüreğin o kadar güzel ki. İyi ki varsın. Ay, albümün hayırlı uğurlu olsun. İyi ki. Var mı söylemek istediğin son bir şey? Yok, ben buradan kızım izliyormuş. Kızımı Gülçin'i çok öpüyorum buradan. Selam olsun. Ondan sonra daha ne diyeyim? Herkese, izleyen evet. herkese. Peki ekibime çok teşekkür ediyorum. Yarın yine saat 16'yı gösterdiğinde burada sizlerle beraber olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Vurgundur'la gidiyoruz. Hoppa! Yaprakları solgundur.
gece gündüz ahu feryat ederim. Hiç demezler bir güzele vurgundur, 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 vurgundur. Hiç demezler bir yosmaya vurgundur, 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 vurgundur. Yorgundur, yorgundur, hiç demem.